merhaba. Selcan Gür ile Sigorta Hattı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de 16 bin acentenin bağlı olduğu önemli bir konuğum var. Kendisi Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde aynı zamanda sigorta acenteleri İcra komitesi başkanı doğru mu? Doğru. Levent Korkut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Selcan Hanım. Sağ olun. 16 bin acente çok ciddi bir rakam değil mi? Evet. Ee, biz bunların 10 e, bininin faal olduğunu düşünüyorduk ama zannediyorum daha fazla bir sayı faal olarak e, görev yapıyor. Evet. Doğru mu? Yani dolaylı olarak şu an 50-60 bin kişi e, iş imkanı sağlayan bir gruptan söz ediyoruz Hı. ayrıca. Tabii çok önemli bir rakam. E, peki şimdi Sigortacık Haftasını da yeni kutladık bitirdik. Orada da gündem e, iklim <laughs> değişikliğiydi, e, doğal afetlerdi, selde zaten <laughs> gündelik hayatta da artık yaşıyoruz. Bunlarla ilgili ne gibi kararlar alındı? Neler e, konuşuldu? Şimdi tabii öncelikle Selcan Hanım size ve sonra da kanal çalışanlarına ve emek verenlere özellikle şahsım ve e, temsilcisi olduğum Türkiye Odalar Borsalar Birliği Sigorta Ajanti İcra Komitesi adına da e, teşekkür ediyorum. E, bu tür aslında programlar bizim için şu anlamda iyi oluyor. İşte bu e, Sigorta Cik Haftası işte evet kutladık. Çok sosyal medyada çıktık ama bunun da iletişim içerisinde olduğu ve farkındalık yarattığı mutlaka bir kitle var. Yani biz bu sayede de sizlerle beraber o kitleye de ulaşmış ve düşüncelerimizi aktarmış ve Sigorta bilincinde aslında yaratmış oluyoruz. Şeyde Sivis otelde Sigorta sektörü TSB önderliğinde bir panel düzenledi. Bunun konusu e, iklim değişikliği ve e, doğal afetlerdi. Sayın e, Müşteşer Yardımcımız Doktor Ahmet Genç Bey'in moderatörlüğünde e, akademik nosyonu olan hocalarımızla beraber e, onlar iklim değişikliği, ben de doğal afetlerle ilgili ajente gözüyle e, konuyu aktardım. Doğaldır ki hepimizin de yakından izlediği üzere çok ciddi bir şekilde tüm dünyada ve hem insanları mal ve can anlamında etkileyen doğal afetler söz konusu, iklim değişikliği söz konusu hatta işte geçen hafta biliyorsunuz iki saatlik bir Ankara'daki bir Sel yağmur elbisesi, ve arkasında sele dönüşmesi çok ciddi şekilde hem can kaybı hem insanların yaralanmasına hem de e, mal hasarlarına e, ekonomik olarak değerlerin yok olmasına neden oldu. E, şu an dün yine biz bir gazeteden e, beni aradılar e, bununla ilgili bir röportaj yaptık ama ısrarla hasarın boyutu söylüyor ama daha tak takdir edersiniz ki siz de sektörün içindesiniz. Ee, burada tabii daha bu başlangıç aşamasında bu değerlerin neler olduğunu daha tespit mümkün değil ama şunu net olarak ifade edebiliriz ki her iki konuttan birinin e, DASK poliçesi zorun deprem sigortası olduğunu adı zorunlu ama sadece iki konuttan biri sigortalı. Dört tane konut stoğumuzdan sadece bir tanesinin sigorta olduğunu burada özet olarak sunabiliriz. Artı her iki tane kobiden sadece bir tanesinin bir iş yerinin sigorta olduğunu sonarsak olayın ne kadar önemli ve bu farkındalık yaratmanın ve bizim de bu misyonu üstlenip bunları insanlara aktarmak konusunda da ne kadar önemli bir görevimiz olduğunu ve daha alacak ne kadar çok kat edecek yolumuz olduğu da net bir şekilde aşikar oluyor. Tabii bu kadar hasar oluyor, bu evet. kadar yer ve kişi zarar görüyor ama bunların yarısından da azı sigortalı olduğu için ancak onlar bir hasar tazminatı alabiliyor. Evet mesela ondan öncesinde yaşanan biliyorsunuz Antalya ve Akdeniz bölgesindeki dolu hasarları, sel hasarları. Bunların getirdiği sonuçlar yani kabul edilebilir gibi değil. Şu an Tarsim'in Genel Müdürü ve yetkilileriyle en son sayık olarak yapmış olduğumuz ziyarette verilen sayıların gerçekten çarpıcı olduğunu ve baktığımız zaman da devlet destekli olmasına rağmen %50'sini devlet karşılamasına rağmen tarım sigortalarında şu an %21 civarlarında bir alanın sigorta edildiğini geride %80'lik yaklaşık rakamlarla bir alanın daha sigorta olarak el değmediğini işte bu gördüğümüz o seraların, meraların %80'inin insanların o hasarlığın üzerinde kaldığını ve mağduriyet yaşandığı bir net bir şekilde ortada. Artı Hayvancılıkla ilgili biliyorsunuz ciddi bir destekleme fonları var. İşte hayvancılığı destekleyelim, ithal etin önüne geçelim. Bununla ilgili ciddi bir çalışma var biliyorsunuz Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı nezdinde. Ama öteki tarafa dönüp baktığınızda sadece yetiştirilen hayvan ve bunlarla ilgili çiftlikler sadece yüzde yedisinin sigortalı olduğu gerçeği de hiçbir zaman aklımızdan çıkmamalı. Ama bu nasıl ilerleyebilir? nasıl bireysel emeklilikte beklenen sonuçları elde edebiliriz? Net olarak ifade ediyorum ki en yaygın satış kanalı olan ajantelerin e, brokerların bu işte daha fazla görev verilmesi ve görev alanı yaratılması sonucuyla e, daha fazla görev alması ve daha fazla dokunuş mesafesinde sahada ulaşması sonucunda ancak biz ölçek ekonomisinde sektörün pastasını büyütebiliriz. Aksi takdirde biz hep aynı pastadan e, çöplenip dururuz. Hı. Hep söyleriz panatasyon olayı ne, olay, e, ne zaman yükselecek? Eğer bu davranış modunda devam edecek olsak hayır yükselmeyecektir. Mevcut pastayı bir Mevcut o bir gelecek, bir bana kesilecek. gelecek. Biz aslında amacımız bir, tabii ki burada aracıların da, acentelerin de satış, iş yapış modellerini gözden geçirmemiz lazım ki... E, bunu büyütmek için sadece motor trafik sigortaları, kasko sigortaları değil evet. e, doğaldır ki diğer çapraz satışta diğer bilinirliği olmayan ee, halkın daha az ilgi gösterdiği alanların öne taşınarak Hı. ve işte bilinç altında yaratıp sonra masaya ihtiyacıymış gibi koyup onun satışının gerçekleştirilmesi ancak ve ancak dokunuş mesafesinde biz ajantelerle olacaktır. Hı. Kesinlikle ve kesinlikle biz ajantelerin gereken öneme haiz bir satış kanalı olduğunun öncelikle bu sektör farkına varmalı. Eskiden böyle değildi. Son 2-3 senedir birazcık şarpık bir gidiş var bu konuda. Hı -hı. Herkes farklı beklenti işte dijitalden beklenti var işte bir takım çarpık şubeleşme var bir takım şeyler var ama ben biliyorum ki, e, net olarak ifade ediyorum, acentenin önemi her geçen gün e, daha da ön planda olacaktır diye düşünüyorum. Peki, e, tam da bunları konuşurken aslında doğru bir yere de geldik. E, SDDK diye bir oluşum var şu anda. SDDK'nın açılımı nedir? Buradan beklentiler nedir? E, Ajenteleri, brokerları ve diğer e, bankaları diyeyim. Hani <laughs> ne şekilde etkileyecek bu oluşum? Şimdi Selcan Hanım, Bankaların geçen biliyorsunuz belki Ocak ayında, Şubat ayında şey vardı, e, sektör ekonomik şuba vardı, TOB'un düzenlemiş olduğu Odalar Birliği'nin Sayın Genel Başkanımız Rıfat Sarcıklıoğlu'nda e, moderatörlüğünü yaptığı ve 7 tane bakanın e, kürsüde yer aldığı ve 61 tane sektör meclis başkanının e, sektörleriyle ilgili e, sorun ve problemleri ve çözüm önerilerini aktardığı çok ciddi bir oluşumdu. Ben de sigorta sektörü adına orada konuşmacıydım. 19. sırada önemli önemine binaen en önde konuşmacılardan biriydim. E, şimdi orada da e, konuşmamda Sayın Berat Albayrak Bakanımıza da e, özellikle hitaben söyledim. Çünkü biz ona bağlıyız. Hı hı. Onun ekibine bağlı. bağlıyız. Bakanlığa bağlıyız. Ve gerçekten yeri gelmişken de ben kendisine ve bu emeğe geçen bürokratlara da buradan teşekkürü borç biliyorum sektörüm adına, mesleğim adına. Gerçekten iyi şeyler yapılıyor. Orada da zaten kürsüden de te teşekkür ettim. Bakın Türk Restoransı AŞ'nin kurulması bir Önemli vakadır yardım. ve önemlidir. Riskli işler havuzuyla ben İstanbul Ticaret Odası'nda 13 yıl Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanlığı yaptım. Meclis yaptım. Şimdi odalar birliğindeyim. Bir üst tarafındayım bunun. Ve orada da hep dilendirmiştik. E, acenteden gelen işlere hayır diyen sigorta şirketlerimiz maalesef bankalardan gel zaman evet demek suretiyle haksız bir kanallar arasında haksız rekabet usulü oluşturmasına rağmen ve bununla ilgili de çok ciddi sıkıntılı bazı sektörlerde teminat verememesi ve verilememesi nedeniyle de milli değerlerimizde ve sanayicinin zorda kaldığı bir takım hususlar söz konusu. Bununla ilgili riskli işler havuzunda çok yol alındı. Hazine'de de gerçekten Sayın Müsteşar Yardımcımız e, Ahmet Genç Bey, e, Sayın Genel Müdürümüz Murat Kayacı Bey ve ekibine de gerçekten burada teşekkür ediyoruz. Artık son aşamaya geldi. Bunlar artık yarınlarda e, önümüzde göreceğimiz ve sektörün önünü açacak önemli hususlar. Artık bununla ilgili hepimiz yakından biliyoruz ki biliyorsunuz e, teminatla ilgili olarak e, şey işte alacak kefalet e, kefale sigortası devlet destekli alacak sigortası. Bakın bunlar artık hem kobilerin hem iş aleminin önüne açacak. Malı satmanın dışında taslatı nasıl yapacağımı düşünmeyeceği hem de sektöre artık katkılar sağlayacak olan önemli branşlar. Hazinenin gerçekten ve bakanımızın ve ekibinin almış olduğu bu kararlardan dolayı gerçekten ben kendilerini şahsım ve mesleğim adına, meslektaşlarım adına e, şükranlanıyor ve orada da zaten kürsüde teşekkür ettim. Ve orada da konuşmamda da e, oraya geleceğim. E, Bankalar Birliği Başkanı da ön taraftaydı e, Hüseyin Aydın Bey. Ve kendine de bakarak net bir şekilde buradan da ifade ediyorum. Ya iki hafta önce yine bir televizyon programından, on önceki yine bir televizyon programında yine bahsettim. Ve e, gerçekten de dilimin döndüğünce de bunu bir hep söyleyeceğim. Bankaların aşırı baskıcı tutumuyla bu sektör yeterli gelişmeyi sağlayamıyor. Ve bankaların bu aşırı baskıcı tutumundan bu sektörü kurtarmak gerekir. Bakan Beyimiz, beyin, Berat Bey'in bu SDDK konusunda, BDDK konusuna doğru yanlış gidiş vardı. Orada da bahsettim. Daha sonra Oyder Otomobil Yedek Yetkili Satıcıların Derneği'nin kongresinde de Sayın Bakanımıza bizzat bunu aktardım. Cumhurbaşkanımızın ekonomi başdanışmanı Cemil Erten ile de 3 saate yakın bir toplantı yaptık. Onlara da kendi önemini bahsettim. Ve sonucunda o yanlıştan dönüldü. Ve BDDK yerine SDDK'ya ye karar verildi. 10 Nisan'da Sayın Bakanımız buna aktardı. Bütün kamuoyuna da açıkladı. Gerçekten şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Çünkü 43 senedir ben bu mesleği yapıyorum. Başka işten anlamayız. Biz bu yaştan sonra gitsek ancak iyi taksi şoförü oluruz. Adresleri iyi biliyoruz. O nedenle SDK konusu çok önemli. Ben çok önemsiyorum. Oraya doğru insanların kurgulandığı bir yönetim mutlaka daha denetle denetleyen, araştıran ve sektörün önünü açan bir sistematik gelecektir ve bankalar ve düzenleme denetleme kurulunun dışında bağımsız bir kurum oluşacağı için sektör kendini daha net ifade edip daha çabuk aksiyonlar alınmasına ve yasal düzenlerin yapılmasına neden olacaktır. Ben önümüzdeki günleri sigortacılık sektörü açısından gerçekten çok umutlu görüyorum ve çok da umutlu bakıyorum ve gerçekten bu nedenden dolayı da buna emek veren siz de dahil e, aktarılması konusunda çaba sarf eden her kimse hepsine şükranlarımı sunuyor. O zaman SDDK'nın e, mevcut işleri, e, kararları daha e, hızlı bir şekilde e, oluşturacağını evet. değil mi? daha hızlı hareket edileceğinin bunun dışında ne gibi faydaları olabilir? Yani çabuk karar alma uygulama, bunun haricinde ne gibi ciddi faydaları bir haksız olabilir? rekabet var e, hmm. sektörde. E, örneğin, düzenleme getirmişler. Tabii saçmaları. tabii. Yani e, işte Mesela e, buradan gerçekten yeri gelmişken bir kez daha söylemek istiyorum. Çünkü önümüzdeki süreçte sayık olarak bunlarla ilgili yaptırıma geçeceğiz. E, dağıtım kanalları arasında farklı fiyatı uygulayan sigorta şirketleri var. Buradan net net olarak da kendilerine e, bunu bir e, uyarı olur, bir tavsiye olur. Bir sektörde 43 yılını harcamış e, ve sadece bu işte e, yaşam alanını oluşturmuş bir abi. Bir büyük bu sektörün içerisinde yaşam oluşturan bir Levent Korkut, bir Sayık Başkanı, dün Meslek Komitesi Başkanı, daha önce Sigorta Ajantiler Birliği Başkanı. Bunun adına ne derseniz deyin, bir, bir, rahatım kanalları arasında farklı fiyat uygulaması bana göre bir tüketiciye haksızlık oluyor palyatif çözüm yerine kalıcı çözüme oluşturmalı. Bir sigorta şirketinin fiyatı tüm dağıtım kanallarında aynı olur. Tabii ki sigorta şirketlerinin fiyatlarının farklı olabileceğini tabii ki hepimiz kabul ediyoruz. Madem ki liberal serbest ekonomiden söz ediyoruz e, Selcan Hanım. Doğaldır ki her şirket kendi fiyatını, kendi genel giderlerini kendileri hesaplayacaktır. Zarar eder, kar eder. Button line'da zarar vardır, kar vardır. O onun problemidir. Ona gelir sermaye der, zarar ediyorsa neden zarar ediyorsun der. Süreklilik varsa görevden alır. Dolayısıyla bir, bu görevde olan insanların bana göre kesinlikle ve kesinlikle bu şart kumrazını bir kere bırakması lazım. Yani brokerın A brokerda, B brokerda, C brokerda örneğin bir X arabanın veya bir iş yerinin fiyatı neyse bütün aracılarda aynı fiyatı olmalı. Yani sigorta şirketi onlara aynı fiyata Tabii vermek canım, zorunda. Bir sigorta şimdi biz bunların hepsinin isimlerini de biliyoruz. Hacı Vatkara göz oynuyorlar. Yani yakında bunlarla ilgili zaten bir rekabet konulma suç duyusunda bulunacağız. Hmm. Net söylüyorum, bakın buradan ifade ediyorum. Bunu kim nasıl algılarsa algılasın. Bankalarla algılarsa. ilgili de suç. Bankalarla ilgili bakın musun? dün beni buradan net ifade ediyorum ki elimizde kanıt geldiği için bunu söylüyorum. Ziraat Bankası dün Antakya'dan Hatay'dan bir ajante meslektaşım beni arıyor. Bir ajanta arkadaşım bir hayvan hayat sigortası yapmış ve öteki taraftan poliçesi olmasına rağmen banka diyor ki kredini vermem. İşte. Kredini geri alırım. Hiçbir banka böyle bir şeyi net ifade ediyorum söyleme şansına sahip değil. Bakın diyor ki rekabet kurulu ve tüketici yasası. Bir mal veya hizmetin satışından bir başka mal veya hizmetin satışının zorunlu kılınması rekabet yasasına aykırılık teşkil eder ve suçtur ve cezayı gerektirir diyor. Şimdi dedim ki evrakları bana gönderin. Bunu bankaya gidip de bu Söyledim cevabı alan arkadaşımız dedim bunda bir ifade tutanağı şeklinde bana yazsın. Hemen anda hem bankalar birliğine hem hazine müsteşarına hem de rekabet kuruluna şikayet edeceğiz. Ben i̇sim veriyorum dikkat edin. Bir banka geliyor diyor ki otomobil kredisini veririm yarım santim kredi faizini azalırım ama kaç kası ortasını benden yaparsan. Yok böyle model. Tüketicinin net olarak ifade ediyorum Selcan Tüketicinin seçme hakkını hiçbir yasada hiç kimse elinden alamaz. Net ifade ediyor. Bunu alacak olan kişilerin karşısında biz varız. Acente sahipsiz değil. Bu sektör sahipsiz değil. Mutlaka mutlaka hiçbir suçta cezasız kalmaz. Dolayısıyla gerçekten bu haksız rekabetin önüne mutlaka geçmek zorundayız ve geçeceğiz. Peki vaktimiz azaldı ama şu da önemli, e, trafik sigortalarını konuşmak istiyorum. Oradaki tavan uygulaması devam edecek mi? Bunun sektöre zararları e, ne yöndedir? Valla ben şahsım olarak bö böyle bir tavan ve tabanların korunmasına karşıyım bir kere. E, çünkü liberal ekonomide e, evet olmamalı ama e, maalesef şimdi tavana şikayet ediyordu dün sigorta şirketlerimiz... Bugün bakıyorsunuz onların çok altında bilmem nerede ciddi e, fiyatlarla trafik polisyesi kesiliyor. Ve şu an bütün e, oyun ve hikaye, bütün çarpık şubeleşme, bütün haksız rekabet tamamen bu trafik polisyesi üzerinde oluyor. Ve ben Sayın Bakanımıza da bunu ilettim. Ekonomik şura'da da söyledim. Madem öyleyse şeriatın kestiği parmak acımaz. Aynı zorun deprem sigortasının olduğu gibi şartlarını, teminatını ve her türlü e, hususunu ve adı da zorunlu olan bu poliçede o zaman tek bir fiyat uygular. Devlet bu fiyatı koyar. Herkes şapkasının önüne alır. Trafik sigortasının dışında ne yapabileceğini konuşur. Zaten biz orada oy, bu oyun devam ettiği müddetçe diğer branşların gelişiminin önüne geçiliyor. Kesinlikle ve kesinlikle düne kadar böyle düşünmüyordum. Ama bu şirketlerimizin ve bir takım e, bu çarpık şubeleşmede arkadaşlarımızın ve meslektaşlarımızın özellikle bir iki tane ismi hepimiz tarafından bilinen ama burada söylenmesinin çok fazla doğru olmadığını duydum. Bir takım sadece trafik, task ve kasko yapan broker var ya. Broker'ın amacı bu olmaz ya Selcan Hanım. Yani bu işi siz de biliyorsunuz, Tabii ben de biliyorum. Bir broker daha kurumsal işlerde proje tarafı... yapar, gider hazineden ruhsatını alır. Sektörün büyütülmesini, gerekli know-how'ların buraya getirilerek sektörün gelişimini sağlayacak bir takım projeler olması gerekirken böyle bir şey var. Bir de çarpık birileri gelmiş, bir genel dur olmuş. Adam iki satır ben böyle algılıyorum demiş, yazılar göndermiş. Bu söz kime gidiyorsa gitsin hepsi biliyor bunları. Yetkili kişilerden bahsediyorum kamuda da. Böyle demiş. Bakın bu çarpık güzeldi. Bayramdan önce 10 gün önce biliyorsunuz bir yazı yayınladı hazine. Dedik ki bu olmak zorunda. Şu an broker ajanteyle ajante brokerla bireysel işlerde iş paylaşımı yasaklandı. Bitti bu iş. Savcılar direkt suç duyurusunda bulunuyoruz şu an. Biz net bir yıldan üç yıla kadar da hapis cezası var biliyorsunuz bunların. Şu an hepsini bunu gidiyoruz. Artık kişisel verileri birbirleri iş paylaşımında da kişisel verileri paylaşmasının eline ki, e, kurum iki, e, kişisel verinin korunması üst kurulunu davet ettik. Oradan da hukuk daire başkanlarına kadar geldiler. Şimdi onlar da bizden sonuç bekliyor. Onlara da şikayet edeceğiz. Bu biz bu işin üzerindeyiz. Bu iş sahipsiz değil. Ama e, trafik sigortalarının %93'ünü biz acenteler yapıyoruz. Artı penetrasyon oranına baktığın zaman artı illerin e, ajante taşıma kapasitesine baktığın zaman Deloitte yaptırdığımız ciddi bir rapor var araştırma. E illerde acente fazlamız var. Şimdi acente fazlası varken trafik poliçesinin %93'ünü ben satıyorken broker ben satamadım ben bunu yapamadım da broker mı yapacak? Broker gidecek kendine başka imkanlar bulacak. Benim sırtıma basarak buradan bir ekmek yemeyi düşünmeyecek. Zaten benim e, kazandığım ancak bana yetiyor. Ben burada kendi kurumsallaşmalıyım. Kendimi e, ölçek Tabii ekonomisyon... pasta zaten ancak o şekilde Tabii ben şey. kendimi büyütmek için zaten işime yatırım yapmalıyım. Komisyonumun yarısını brokerla paylaşırsam, Bilmem o şubeci yapıdaki adamla paylaşırsam nasıl kendimi geliştireceğim Selcan Hanım? Mümkün değil. Bizim sizinle konuşacak daha çok konumuz Hadi. var. Ben sizi ileride bir programa daha davet etmek <laughs> istiyorum. Bu ilk programımız olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hem katıldığınız için hem sektöre katkılarınız için. Ben de size ve kanala gerçekten çok teşekkür ediyorum. En azından tamam. bunları ifade etme imkanı verdiğiniz için. Teşekkürler. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle.